أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif'te Kur'an tilavetiyle huzurlarınızda olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Bugün Kur'an ayı olması, ibadet ayı olması hasebiyle Ramazan-ı Şerif'in İbadetle Kur'an'ın, Kur'an kıraatiyle namaz ibadetinin birleştiği bir ibadet olan teravih namazlarını konu edeceğiz. Teravih namazlarının sahip olması gereken kıraat özelliklerine işaret edeceğiz. Teravih namazlarında bizim ülkemizde hangi gelenekler var? Teravih söz konusu olduğunda işte hatimle teravih, sair teravih namazları, bu teravih namazlarının özelliklerine atıfta bulunacağız. Bunu tabii konuklarımızla birlikte yapacağız. Konuklarımız bugün bu programı birlikte icra edeceğimiz üstadlarımız hepinizin yakinen bildiği İlhan Tok hocamız bizlerle olacak. Kendileri malum uzun yıllar Kur'an kıraatına emek vermiş. Halen Ankara'da tahsihi huruf kurslarıyla talebe yetiştirmeye devam eden hem kıraat alanının hem cami musikisinin üstadlarından birisi. Hoş geldiniz hocam. Bir diğer hocamız ise programın açılışında bizleri Kur'an tilavetiyle onurlandıran, uzun zamandır kendisini dinleyemediğim bu tilavetle o eksikliği gideren değerli üstadımız Fatih Camii Baş İmam Hatibi Hafız Osman Şahin hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hocam az önce ifade ettiğimiz üzere bugün bu programda teravih namazlarını ele alacağız. Tabi teravih namazlarının kıraat yönünü ele alacağız. Bu çerçevede öncelikle normal tabi teravih deyince aklımıza farklı usuller geliyor. Bir hatimle kılınan teravih namazları var. Enderun usulü dediğimiz bizim Osmanlı'dan devraldığımız cami musikisiyle teravih namazının buluştuğu teravihlerimiz var. Enderun usulü teravih namazının özelliklerini, kıraat özelliklerini ve Enderun usulünü bir programda özellikle ele alacağız. Ama burada hatimle teravih namazına geçmezden evvel Anadolu'da Türkiye'mizin muhtelif yerlerinde özellikle Taşya'da Selahattin camilerin dışında ya da bazı Selahattin camilerde kılınan teravih namazlarını, hatimle teravih ve enderun usulü teravihin ötesindeki teravih namazlarını ele alalım diye düşündük. Bu teravih namazlarının kıraat özelliği nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli,
Bu hususta önce zatenizin değerlendirmeleriyle başlayalım istiyoruz hocam. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Önce hakikaten bir vukufiyet itina ile Hazreti Kur'an'a sadası ile değil sadece manasına meylederek bize Hazreti Kur'an'ı dinleten kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ömürlerine bereket ihsan buyursun. Sayılarını arttırsın inşallah. Efendim, teravih ismiyle müsemma bilhassa ibadet zevkini yaşarken aynı zamanda rahatlamayı da birlikte sağlayan bir namaz. Özellikle uzun Ramazan günlerinin içindeyiz. Çeşitli iş alanlarında çalışanlar, o yorgunluk, bitkinlik içinde dahi oruçlarını aksatmadan da tutanlar, iftardan sonra büyük bir heyecanla cami sevgisi, muhabbete aşılamak için de birçoğu yavrularının, torunlarının ellerinden tutarak camiye koşuyorlar. Evet. Yemek de biraz fazlaca alınmış olabilir. Bu ahval içinde gerçekten teravih namazı adıyla bağdaşır tarzda kılınmalı ki gerçekten rahatlatsın. Evet. Aksi takdirde olağanüstü bu 20 rekat ne zaman biter anlayışıyla hareket edilirse ya da ne zaman bitti? Evet. Bu belki camiye o aşkla, hevesle gelenleri camiden borçlu çıkmalarına da yol açabilir. Evet. Yani borçlu namaz olacak ama tadili erkanı tartışılır vaziyette. Bir halde kıraat zaten namazın esaslarından olmakla onu da geniş ölçüde törpülersek bu teravih namazı son derece yazık olur yani zamana yazık olur. Çeşitli sebeplerle. Ramazan sebebiyle belki namaza ancak gelebilen, yavrularını Ramazan aşkıyla camilere alıştıran, çeşitli cins ve yaştaki yavruların da kıldırılan namazda cemaat halinde saf tutarak bu şevki kazanmaya dönük bir gayret, bir fırsat elimize geçmişken bu mesajları bilhassa özellikle meslektaşlarıma evet. söylüyorum. Ve ilk namazdan itibaren ne güzel bir namaz kıldık. Neşesiyle ertesi akşamki teravih namazını gözlerken bir taraftan da zaman kazanma uğruna, 3-5 dakika uğruna maalesef ibadet olmaktan çıkarılışına şahit oluyoruz. Bu noktada bunları söylerken 30 yıla yakın mihrap hizmetinde bulunmuş bir fakiriniz, kardeşiniz olarak söylüyorum. Benim standart 20 rekat teravih namazım asla namazın kendisi, teravihin kendisi. Kendisi, evet. Teravih 20 rekat kendisi asla 25 dakikanın altına düşmemiştir. Sadece teravih. Arada ilahi falan okunmuşsa onlar değil. Yalnızca namaz olarak söylüyorum. Bu nasıl oluyor? Şöyle ele alalım. Teravih namazlarında imamların kıraatta uygulayacakları sürat, orta sürat olan tedbir sürati olmalıdır. Evet. Tedbir sürati
ortalama bir sayfa Kur'an-ı Kerim'in 3 dakikada okunmasıdır. 2,5 ile 3 dakika arasında. Bu noktadan baktığımız zaman 20 rekat namazda ortalama ikişer satır zam etsek sure olarak 20 rekatta 40 satır yapar. 45 diyelim. Bu 3 sayfa Kur'an-ı Kerim'e tekabül eder Fatiha dışında. 3 sayfa Kur'an-ı Kerim demektir. Evet. 3'er dakikadan 9 dakika 10 dakikadır. Demek ki sadece zamm-ı sureler 10 dakika tutar. Evet. Fatiha'sı var. Rükû var, secdesi var. Efendim bunları hesap et. Yani bunların bir dakikadan aşağıya düşürülmesi mümkün değil. Yani bir rekatın bir dakikadan aşağı düşmesi demek, o namazdan, kıraattan olsun, tadil-i erkandan olsun işte konulardan çalmak anlamına gelir. Yani camiye borçsuz geleni borçlu camiden çıkarmak anlamına gelir. Bu itibarla konu çok önemlidir. Tedbir usulüyle kıraat sergilenmeli. Tadil-i erkan kuralı mutlaka riayet edilmeli. Namaz hafif kıldırılmalı. Hafiften murat, rahat kıldırılmalı. Rahat kıldırılmalı. Ve camide bize tabi olan yaşlılar var, hastalar var. Efendim, bunu uygulamazsak, biz efendim daha şeyden kalkmadan kalkıyoruz. Biz elhamın yarısını okuyoruz, adam zorla kalkıyor. Bunların hepsini hesap etmek, kollamak, namaz kıldıran görevlilerin vazifesidir. Evet. Bunu bilhassa belirtiyoruz. Teravih namazlarının bildiğimiz üzere sünnet olanı ikişer rekat kılınmasıdır. Bunu 4 rekatta kıldırıyoruz. O da caiz görülmüştür. Ama iftar olan herhalde sevgili hocalarım bildiğiniz üzere ikişer rekattır. Bir de bazı mezheplerin Şafii mezhebinin bu iki rekatta bir selam verilmesi hususunda hassasiyeti var. Cemaatimiz içerisinde o mezhebe mensup kişileri de düşünmek gerekiyor. Onları da kollamak icap eder. Duygu dünyasında dikkat almak lazım herhalde hocam. Çünkü bir imamın görevi sadece namaz kıldırmak olmamalı. Cemaat efradı içindeki simaları da hepsini memnun edici, gönüllerini alıcı bir yol da izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Zaten bir örnek olması hasebiyle bir rekat Fatiha ve zamm-ı sureyle birlikte bir rekatlık teravih namazı örneği lütfeder misiniz? Peki, estağfurullah. Peki, tekbirle başlayalım. Burada makam uygulamaları falan var ama bu makamlara ben deriz şeyim efendim, peşin hesaplı olmamalı bunlar. Zuhurat olmalı. Evet hocam. Yani nasıl geliyorsa. Nasıl tecelli. Tabii efendim. Olur. Yoksa bu sefer acaba ben şimdi bunu ne geliyor, şu perdede rasttan mahura nasıl ineceğim, acama şiran. Bunlar bahs-ı ahir olması lazım. Bunları inşallah daha sonraki programlarımızda inşallah eğer fırsat bulursak dile getiririz. Efendim bir rekat Fatiha-i Şerif ve Zamm-ı Sure ile bir rekat örneklemeye çalışıyorum. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Bu çok güzel bir şey oldu hocam, yani bir örnek. Bu özellikle bizi izleyen imam efendi arkadaşlarımız vardır. Yani bunu bir ölçü olarak kendilerine
ölçü edineceklerini düşünüyorum bu anlamda. Bunu benden hızlandırabilirim. Evet. Nasıl olur? O zaman işte hurufat, harflerin mahreçleri, sıfatları, evet, tecvid kuralları, evet, kaybolur. Kaybolduğu zaman ne çıkar ortaya? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا زَدَلَرِسِ Zedeleriz, evet hocam. O zaman da namaz... O da ibadeti zedeleriz. Değil mi efendim? Evet hocam. Diye düşünüyorum, evet, efendim. Burada hocam okurken seçtiğiniz ayetler de dikkatimi çekti. Dua ayetlerini seçtiniz. Tabii efendim. Yani o da önemli değil mi hocam? Yani şeyde... teravihte tabii seçilen ayetlerin mahiyeti de önemli. Tabii. Evet. Görevlilerimizin malumlarıdır. Burada tertip bir riayet etmek lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in akışına göre. Musaf tertibine, tabii, musaf tabii sırasına. Zami, evet, sureleri öyle tertip. Evet, evet. Bir, ikincisi mutlaka birinci rekatta okunan sure veya ayet bir öncesinden daha uzun olmalı. Evet. Geriye dönerek şey yapamak. Evet. Diğer taraftan hadis-i şerifte varit olduğu üzere Ramazan-ı Şerif'in ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de cehennemden azat. Buna göre imam efendiler biraz şöyle araştırma yapsalar da ilk 10 günü için rahmet ayetlerinden, evet, mürekkep bir zamm-i sureler, evet, tertip ederek ikinci 10 gün içinde bağış, onlar iç içe olabilir, rahmetle mağfiret ayetleri iç içe, evet, de olabiliyor. Olsun. Ve en sonunda da çok çok müjdeleri, cennetleri falan efendim müjdeleyen ayat-ı beyinattan şey yaparlarsa isabet olur diye düşünüyorum. Evet. Belki şey değil ama beniriz. İnşallah meslektaşlarımla onu paylaşırız. Rahmet ayetleriyle alakalı 250 kadar, mağfiretle ilgili bir o kadar ve müjde ayetleriyle ilgili bazıları mükerrer, %10 mükerrer olabilir bunların. Evet. 700 küsur zamm-ı sure Kur'an-ı Kerim'den tertip ettim. Çok güzel. Hatta bunları da öğrencilerime ihale etmiştim efendim. Her gece bir teravih namazı, bir gece gelirsek camiine ihalede aldığın hangi şeye isabet ediyorsa, Ramazan-ı Şerif'in hangi bölümüne, işte onları şey yaparak namaz kıldıracaksın demiştim. Şimdiye kadar bir sonuç alamadık ama takip edeceğiz. Onun inşallah neşrini Cenab-ı Hak nasip eder hocam. Edeceğiz yani, çünkü bunlara ihtiyaç var. Talebelerinizin dışındakilere de ulaşması açısından. Tabii, meslektaşlarımızla, evet, bunları i̇nşallah, bir hediye olarak inşallah, paylaşırız inşallah. Şimdi Osman Hocam'a dönmek istiyorum ben. Osman Hocam, siz yıllardır İstanbul'un cemaat potansiyeli itibariyle en fazla cemaate sahip camilerinden birinde imam hatiplik görevini yapıyorsunuz. Sizin bu noktada Fatih Camii'nde bu çerçevede teravih namazında okunan ayetler, seçilmesi gereken ayetler ya da bu noktada gözlemlediğiniz bazı sorunlar varsa bunları paylaşırsanız bizimle. Evet. Efendim, muhterem hocam teravih namazıyla ilgili güzel açıklamalarda bulundular. Bizim Fatih Camii'nde de teravih namazları ikişer rekat olarak kılınır. Malum bizim çevremizde de Şafii cemaat vardır. Aynı zamanda da Selahattin camilerde de bu usuldür. Dörtte değil, ikide selam verilir. İki rekatta bir selam veririz. Tabii hocam okuyuş ritmi olarak tedvir dediler ama biz biraz cemaati kaçırmama adına mı diyelim, hadi okumayı tercih ediyoruz hocam. Çünkü yani gerçi kısmen de tedvire de kaçtığımız da oluyor. Tabii burada hocam çok güzel şeylere temas etti. Önemli olan hadır da okusak, tedvir de okusak, harflerin mahreçlerini zedelemeden, hakkını vererek, sıfatlarına uygun bir şekilde telaffuz olduğu zaman bunda problem yok. Bir de okunan ayetin miktarı. Tabii okunan ayetin miktarı bazen da önemli. Bazen çok kısa ayetler okunuyor bazı camilerde. Yani kıraat tamam olmayabilir orada. Evet. O da önemli. Bir de mesela hocam demin okurken dikkatimi çekti. Fatiha'yı mesela ayet ayet okudular, birleştirmediler. Bu gerçekten sünnete uygun bir okuma tarzıdır. Hocamın okuduğu şekil
sünnet-i seniyye uygun bir tavırdır. Ancak tabii daha kısa zamanda Fatiha'yı bitireyim arzusuyla bazen arkadaşlar, gerçi caizdir vasılda malum, ama bu Fatiha'yı vasıl ederken bazen ayetlerin içerisinde de olabiliyor bu. Süratli okuyayım derken vakıf ve vasıl kurallarına uymuyoruz. İşte faraza okuyor şimdi, hem ne vakıf olduğu belli oluyor ne vasıl olduğu belli oluyor. İşte elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Yani böyle ne vasıldı ne vakıftır. Vakıf olacaksa vakfın kuralı vardır. Nefes almak lazım. Vasıl olacaksa harekeleyerek geçmek lazım. İşte elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakim gibi. Bir de acizane kanaatim, böyle tek nefeste Fatiha'yı okuyacağız diye, ben meslektaşlarım için de kendim için de aynı şeyi düşünüyorum. Tek nefeste Fatiha'yı okuyacağız diye yorulmaya gerek yok. Yani iki nefeste en azından birleştireceksek. Evet, anlam açısından. Tabii anlam açısından aslında, üç nefes daha uygun. Üç nefes. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Evet. Bir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sonra da dua kısmı. Sonra dua kısmı. Dua kısmı. Evet. Üç nefes dediğiniz gibi daha güzel. Ama tek nefeste okumaya yorulmayalım. Çünkü hem biz yoruluyoruz hem de cemaate çok zorlamış oluyoruz gibi sanki dinleyenleri de hocam. O bakımdan üç nefeste okumak daha güzel. Ama bir nefeste de okusak, iki nefeste de okusak, üç nefeste de okusak, kıraat özelliği açısından, kurallara uyma açısından mutlaka o vasıl ve vakıf kurallarına mutlaka riayet etmeliyiz. Bu bir hususu izniniz efendim. Buyurun efendim. Tedvir mi dedim ben teravih namazı? Hocam tedvir demiştim. Hadır lazım. Doğru. Çünkü doğru. Benim sergilediğim kıraat hadırdı. Hadırdı. Düzeldim yani ben. Ama ben hocam şöyle bir kendime pay çıkardım oradan. Hocam tedvir okumamızı öneriyor bize. Şöyle rahat rahat teravih namazı kılarız, kıldırırız demiştim. Hadır uygun. Evet, hadır uygundur. Doğru. Tabii. Yalnız bu teravih namazlarında, teravih bölümünde hadir okunmakla birlikte matlup olan yatsı ve vitir namazlarında tedbir. Hocamın buyurduğu tabii, gibi tedbir. Yani namaz normal namazlarda da yatsı ve vitir evet, tedbir. Tedbir. Teravih namazı hadir. Hatta normal namazlarda da tedbir olmalı değil mi hocam? Yani hadır biraz şey gelir. Yok, normal namazlarda tedbir. Tedbir olmalı. Evet. Yani. Ama teravih namazı biraz süratle kıldığımız için vatandaşı çok sıkmayalım diye biraz seri kıldırdığımız için hadir olması tabii. Tarihte de zaten önceleri bu teravih namazlarının tarihine baktığımızda önceleri daha uzun kıraatler varken daha sonra daha çok cemaati çekme isteği öne geçmiş hocam. Yani cemaatimiz çünkü günümüzde de modern hayatın değil mi? Yani günümüzde İstanbul gibi bir şehirde yaşayan insanları da düşünelim. Zaten gündelik hayatın hengamesi içerisinde az önce hocamın ifade buyurduğu gibi camiye yorgun bir şekilde geliyor. Onlar da bıktırmamak adına. Ama kıraatın gerektirdiği şeylerden de ödün vermeden, ödün vermeden bunu bu namazın kıraatını icra etmek gerekiyor. Evet. Tabii aslında namaz konusunda biraz belki iştiyak, namaza gönlümüzü verebilme, namazdayken dışarıyla bağlantımızı kesebilme, bunu tam tahakkuk ettiremediğimiz için belki namazdan biraz sıkılıyoruz. Yani bu toplum olarak bizim biraz tez canlılığımızdan mı kaynaklanıyor nedir bilmem. Teravih namazları ne hikmetse nerede süratli namaz kılınıyorsa vatandaşın büyük kısmı orayı tercih eder gibi bir düşünce var. Ama son yıllarda biraz azaldı mı? Biraz azaldı. Biraz azaldı evet. Sanki. Bunda herhalde bizim meslektaşlar olarak biz buna öncülük etmemiz lazım. Yani evet. Süratli kıldırmak değil, namaz süratli değil. Hani sudaki balık misali, evet. Mümin de namaza durduğu zaman, madem ki bunun adı teravih namazı, bir rahatlama, ferahlamadır, teravih namazını da öyle kılmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Cemaate de biz bunu böyle anlatarak, onları da bu şeye alıştırabilirsek, zamanla bu teravih namazları daha zevkli hale gelecek diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Tabii buradan şimdi İstanbul'da ve Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde yaygın olan bir başka teravih tarzına, geleneğine intikal edelim diye düşündüm. Orada hatimle teravih geleneği. Evet. Şimdi bu gelenek özellikle sevindirici bir şey. Son yıllarda hayli bir neşvi nema buldu, canlandı. Eskiden birkaç camide, bir şehirde, büyük şehirlerde bile birkaç camide hatimle kılınırken teravih namazları. Şimdi bunların sayısında hayli bir
artış gözlemliyoruz. Bu da güzel bir şey. Evet. Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesine rağmen böyle bir artışın olması da ayrı bir sevindirici bir husus. Osman Hocam, siz yıllardır hatimle teravih kıldıran bir hocamızsınız. Uzun yıllar Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde kıldırdınız. Daha sonra Nişancı Mehmet Paşa Camii'nde kıldırdınız. Şu anda yine Şehzade Camii'nde yanılmıyorsam. Haftada bir gün. Evet. Hatimle teravih geleneğinden ve hatimle kılınan teravihlerdeki kıraat özelliğinden biraz bahsedelim. Evet. Şimdi orada tabii haliyle her rekatta bir sayfa okunmakta. Tabii bu her rekatta bir sayfa okunuyor olması, kıraat edilen, tilavet edilen ayetin çok oluyor olması, bir makbul bir kıraatta olması gereken işte tecvid kurallarına riayet gibi hususlardan ödün vermeyi gerektiriyor mu? Hayır. Yoksa aslında yine normalde okuduğumuzda hangi hassasiyetle okuyacaksak hatimle kıldığımız zaman da aynı hassasiyeti sergilememiz gerekir mi? Bu hususla ilgili paylaşırsınız. Şimdi efendim, malum kıraat uleması okuyuş için üç türlü bir alternatif sunmuşlar bize. Tahkik, tedvir, hatır. Hiçbir okuyuşta bu üçünün dışına çıkamayız. Evet. Yani hiçbir okuyuş namaz içerisinde, zaten özellikle çünkü namazda kıraat namazın farzından olduğuna göre hata yapmamız, kıraatle ilgili, farzla ilgili bir hata yapmamız, namazı bozacak şekilde bir hata yapmamız namazı ifsad eder. O bakımdan kıraate de hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Kıraatteki hız olarak namaz içerisinde ister normal namaz olsun, yani normal hatimle değil de hatimsiz teravih kıldığımızı düşünelim. Diğer beş vakit namazı kıldığımızı düşünelim. İsterse teravih, hatimle kıldığımız teravih namazı olsun. Hadir usulünün altına düşmemeli hız olarak. Ya da hadir usulü demek, kuralsız bir okuyuş demek değil. Değil. Kurallı değil. Bir okuyuş. Tabii burada medlerin ölçüsü azalıyor. Evet. Yani idgamların, gunneli idgamların ölçüsü o nispette biraz azalıyor. Ve biraz daha seri telaffuz var burada. Ama hiçbir zaman harflerin makreşlerini değiştirmek veya sıfatların aykırı bir şekilde telaffuz etmek veya harfleri, harekeleri yutmak, böyle bir şey olamaz. Bu kıraatin özelliklerine mutlaka riayet etmemiz gerekiyor. Bizim camimizde teravihler hatimle kılınmıyor. Bizim Fatih Camii'nde teravihler eskiden beri Enderun usulü diyebileceğimiz bir usulle kılarız. Müezzinler makamlar verirler imama. İhlas mı okunuyoruz sizin orada? Namaz dört rekatın arasında diğer camilerde olmayan bir özellik bu. İhlas-ı Şerif okunur. Öyle bir gelenek oluşmuş. Evet. Her dört rekatın sonunda ihlas okunur. O ihlas hangi makamdan imam devam edecekse imama ihlasla ses verilir. Mesela ilk dörtte rast başlarız, sonra sabah ile devam ederiz, sonra Hüseyni'ye geçeriz, ev içiyle devam ederiz ve acımaşır Allah bitiririz. Şimdi işte bu bizim Enderun usulü dediğimiz, daha sonraki programlarda belki bunu konuşursunuz yine siz. O usulle biz camimizde kılarız. Bizim camide sadece hatimle teravih kılınmaz ama akşam yatsı sabah namazları bizde bir gelenektir. Sene içerisinde. Her imam kendi hatmini takip ederek hatimle kılınır. Yani imam akşam nereden okuduysa yatsıda onu devam eder. Sabah namazında o kaldığı yerden devam eder. Tekrar nöbete girdiği zaman hatim nerede kalmışsa oradan devam eder. Ve biz bunu genelde bazen hadır, bazen tedvir usulüyle okumaya çalışırız. Hatimle teravih bizim camide kılınmaz. Ama şükür ben İstanbul'a geldiğim zaman İskenderpaşa Camii ile bir Sanki Yedim Camii vardı. Oralarda hatimle namaz kılınırdı. Yani Fatih muhitinde bildiğim yerler benim buralardı. Daha sonraki seneler işte sizinle beraber Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde 4 yıl bir hatimle teravih başladık. Bu güzel örnekler arkası geldi ve gittikçe arttı. Ama ben hep şunu düşünmüşümdür mesela. Gerçi Hekimoğlu Ali Paşa Camii'si kısmen Paşa Camii'sidir. Böyle güzel tarihi bir camidir. Fakat genelde hatimle namaz kılınan yerler camide cemaat itiraz ettiği için veya müftülükler aman cemaati kaçırmayın, camide kılınmasın, cemaat çok gelsin arzusuna binaen hatimle kılınacak yerler ya bir apartman altı ya böyle bir izbe bir yerde, bir mescit gibi bir yerde. Hep böyle yerlerde kılınırdı. Kenarda. Kenarda, kenar yerlerde böyle.
Gerçi o insanları tebrik etmek lazım, o hatimle namaz kılanları. O şartlara rağmen, bazen soğuk, bazen çok sıcak olmasına rağmen, o namaza karşı, Kur'an'a karşı olan aşk, şevk onları bıktırmıyor. O namazı yine de aşkla, şevkle kılıyorlar. Fakat içimde bir şöyle bir duygu belirdi. Ya neden dedim böyle Ramazan ayı, madem Kur'an ayı, bu ayda Kur'an daha ferah mekanlarda, daha güzel sadalarla, daha uzun vakitte gerekirse okunmalı. Yani bu hatimle teravih namazı şöyle büyük camilerden birinde olsa da, şöyle farklı seslerle, farklı kişilerle daha coşkulu kılsak olmaz mı diye aklımdan geçti böyle. Bunu böyle kafamda bir düşünce olarak yoğurdum. Sonra bir önceki müftümüz, il müftümüz Mustafa Sarıcı hocama bunu açtım. Hocam böyle bir fikrim var, ne dersiniz dedim. Sağ olsun muvaffakat etti. Ve programını hazırladık. Şehzadebaşı Camii'nde ki Selahattin camilerinden biridir. Orada her akşam iki hafız, İstanbul'un seçkin hafızlarından, kuvvetli hafızlarından, edası sedası güzel hafızlarından, her akşam iki hafız olmak üzere 14 hafızdan 3-4 seneden beri orada hatimle teravih kılıyoruz. Böyle acele etmeden, rahat, güzel bir okuyuşla. Tabii bunda... Bu sene yine devam edecek. Bu sene de devam edecek, her sene devam edecek. Fakat bir şeyi fark ettim. Şehzade başında teravih namazına başladıktan sonra etraftaki, civardaki, demek ki vatandaşlardan böyle bir arzu gitti. Ya hocam burası bize uzak ki demiyoruz, şurada da kılsak deyip de 4 sene öncesindeki hatimle kıldırılan sayıya bakıyorum. Bir de geçen seneki, bu seneki sayılara bakıyorum. Neredeyse 3'e 4'e katlanmış hatimle teravih kılınan yerler. Bu da gösteriyor ki milletimizdeki Kur'an'a karşı, namaza karşı aşk, şevk gittikçe artıyor. Bunda tabii şunun da payı vardır diye düşünüyorum. Son yıllarda gerek müftülükler, Diyanet Başkanlığı, gerekse sivil kuruluşlar Kur'an ziyafeti programları yapmaya başladılar. Milletimiz önceden böyle şeylerden mahrumdu. İşte bir radyoda, televizyonda Kur'an okunacak, onu açıp dinleyeceksiniz. Ben şahsen mesela şimdi söylemeden geçemeyeceğim. Çocukluğumda ben cuma sabahları İlhan Hocam'ın radyoda okuyacağı Kur'an'ı zevkle beklerdim. Evet. Çünkü o zaman bir cuma sabahları okunurdu programlar. O zaman yapıldı dini programlar radyolarda. İlhan Hocam'ın mesela okuduğu o Şura suresindeki "Men kâne yuridul acilete accelnâ lehu fiyâ mâneşe" aşrı şerifi çocukluğumdan beri hiç zihnimden gitmez. Onu unutamam. Öyle zevkle, aşkla dinlemişimdir onu ben. Şimdi tabii bu tip şeylerden insanlarımız mahrumdu. Bu Kur'an ziyafetleriyle milletimizdeki bu gönlünde saklı olan Kur'an aşkı, o şevk yeniden canlandı sanki. Bu da bu namazlara da yansıdı gibi geliyor bana. Onun için Şehzadebaşı Camii'nde de diğer hatimle namaz kılınan yerlerde de oldukça büyük teveccüh var. Bu da bizi memnun ediyor. Şimdi Rabbim siz böyle deyince ben Osman Hocam'la biz daha önceki yıllarda kendileri de ifade buyurdular. Birlikte Hekimoğlu Alipaşa Camii'nde 4 yıl hatim ve teravihle beraberdik. Osman Hocam'la 10 rekat, 10 rekat şeklinde münavebeli kıldırırdık. Osman Hocam kıldırırken ben ya devam etse sıra bana gelince, devam etse hiç bırakmasa derdim içimden. O teravihlerde arkasında cemaat olmayı da özlemişim hocam şimdi müsaadenizle. Osman Hocam'dan bir örnek okuyuş alalım. Zatihalinizden normal teravih örneği aldık. Osman Hocam'dan da iki rekat hatimle teravih örneği. Hatimle teravih alalım. Böylece hem bizi izleyen ve hatimle teravih kıldıran arkadaşlarımız olabilir. Onlara da bir örnek okuyuş sunmuş oluruz hocam. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر Öyle devam. Ağzına sağlık. Sağ teşekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Oruç ve Kur'an kıyamet günü şefaatçi olacaktır. Bu Ramazan ayını oruçla geçiriyoruz. Cenab-ı Hak tutturmuş oruçları hakkımıza şefaatçi eylesin. Bu ayda işte bu şekilde hatimle, teravihle, mukabelelerle, Kur'an'la daha çok hemhal olmaya çalışıyoruz. Çalışmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak gönlümüzde Kur'an'a olan muhabbeti artırsın ve okuduğumuz, okuyacağımız, dinleyeceğimiz gerek namazlarda gerek sair mukabelelerde okuyacağımız Kur'an'ları hakkımızda şefaatçi eylesin inşallah. Hepinizi bu duygularla selamlıyorum. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.